Sadrettin bu işten müebbet alır. Kimse uyanmadı değil mi? Kim uyanacak? Böyle bir şeyi bizim yaptığımız kimin aklına gelir ki? Zaten herif 20 kere girmiş çıkmış. Pardon Yavuz Bey. Şey, hastaneye geçiyorum da isterseniz sizi de bırakabilirim diyecektim. Yok yok, gerek yok. Sen git, sağ ol. Tamam. Bu adamların gönderdiği sipariş listesi bu muydu? O, bu dosya. Tamam mı? Evet evet, dinlemedeyiz. Çünkü sevkiyatın patlaması hiç iyi olmadı. Adamlar sıkıştırıyor. Ne yapacağız? İlla görüşelim dediler. Parayı önden verdik, mal yok diyorlar. Tamam. Sonra buluşuruz. Abi, adamlar ısrar ediyor. Bugün hemen buluşalım istediler. Tamam. Tamam o zaman, ben bir görüneyim. Tamam, ben de çıkıyorum. Tamam. Dinleyiciyi almayı unutma sakın oradan. Ay tabii ki ya. Ya ben söyleyeyim de. Öf. Acil bir işim var oğlum, gitmem lazım. Ama evim ödevim vardı. Oğlum ara beni, ara, ara, tamam. Ya baba, bitirdim ben ya, oho! Kolay gelsin arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk başkanım. Gelişmeleri duydum. Yavuz sandığımızdan akıllı çıktı. Hiç sormayın efendim. Saadettin'i kilitledi meseleyi, ondan sonra da sıyrıldı arada. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi Yavuz'u takip ediyoruz. En ufak hatasında enseye bineceğiz. Bak Mümtaz, Yavuz bir anahtar. Bize çok kapı açacak işin arkasını öğrenmemiz için. Haklısınız. Ha, Poyraz'a da tembih et, bir delilik yapmasın. Yavuz bize sağ lazım. Deliği an çomağı hazırla. Efendim Poyraz? Mümtaz. Yavuz Lalil'in peşindeyim. Hayırdır? Bir gelişme mi var? Var var. Bu patlayıcı yapımında kullandıkları madde var ya, onu teslim edecekleri adamla buluşmaya gidiyorlar. Çok iyi haber lan bu. İyi haber tabii. Neyse, sana konumumuzu bildireceğim. Destek gerekebilir, tamam mı? Tamam tamam, harekete geçiyoruz biz, tamam. Ne oldu? Bir bağlantı bulmuşlar. Aç şu haritayı, aç yerlerini tespit edelim. Güzel bak, bu sefer kimse takip etmedi. Yok yok, rahatız, merak etme. Bu kadar kolay işte. Şu an hiç sırası değil, vallahi bak hiç sırası değil şu anda oğlum. Ama baba, çok önemli. Sen söyleyeceksin, ben yazacağım. Ülkemizdeki turizm merkezleri. Bu kadar basit. En çok turist nereye gidiyor? En çok turist... Tamam lan yaz. En çok turist... Atatürk Havalimanı. Havalimanı mı? Aa, oğlum bu kadar turist ülkemize nereden dağılıyor? Kapadokya var. Kapadokya. Kapadokya balon. Nasıl balon? Ya öyle balon değil oğlum, yani balon turizmi var. İnsanlar balona biniyor, balona. Ha evet, süper süper. Ne balonu bu? Nasıl
nasıl bir balon? Vallahi ben de tam bilmiyorum. Helyum galiba. Baba, peki neden turizme bacası sanayi diyorlar? Oğlum ben nereden bileyim ya? Devlet büyüklerimizin ne öyle benzetmeleri işte. Peki... turizme nasıl katkıda bulunabiliriz? Turizme... gençlerimizin daha iyi beslenmesi lazım. Bol bol protein almaları lazım. Ne alaka ya? Ya oğlum, şimdi ayıptır söylemese. Bu ecnebi kızları var ya, bu ecnebi kızları sen bilmezsin. Ha yok, yok. Yok devlet, teşvik. Devlet teşviki lazım ya, yani. Devlet. Küçük bir aksilik oldu, bize birkaç gün zaman verin. Yarın alamaz mıyız? Sınırda güvenliği iyice arttırdılar. Yok. Yarın zor. Ya siz bunları niye bu kadar acil istiyorsunuz? Ya da dur. Tamam söyleme. Bilmek istemiyorum. Tamam. Tamam yarın için elimizden geleni yapacağız. Oğlum şimdi gerçekten kapatman lazım, tamam mı? Ama baba dur. O zaman Peygamber Şehri Urfa'yı da yazalım. Balıklı Göl. Peki Mardin? Taş evler. Van? Van Gedisi, Akdamar Kilisesi. İzmit? Pişmaniye, dünya cümle. Hatta Madonna bile kilo kilo sipariş veriyor her gün. Ya baba atma ya. Bir tane daha soracağım. Neydi o? Efes. Efes. Arabaya çevirdiler be oğlum. Eski halini bir görsem var ya bayılırsın. Tamam baba, yeterli. Teşekkür ederim. Hadi öpüyorum. Tamam ben de oğlum, öptüm. Alıyor muyuz lan? Şu adamı tanıdın mı? Dünyadaki psikopatların en canisi. Oğlum terör örgütlerine her türlü desteği yapıyor. Allah belanı versin. Mümtaz. Çabuk birilerini gönder. Birilerini göndererek ama. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.